başbakanın şeyi değil. Bu bizim kaderimiz, devletimizin kaderi. 3 lira olduğunda yüzümüze tükürün demişlerdi. Dolar şu an 10 lira. Euro 11,5-12 lira. Daha ne bekliyoruz? Türkiye şeker fabrikaları şekerin fiyatına %25 zam yaptı. Türk Şeker'in resmi internet sitesine yer alan bilgilere göre KDV hariç kilogramı 3 lira 93 kuruş olan şekerin kilogramı 4 lira 91 kuruş oldu. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına şekere gelen zammı sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Hangi devlet kese, bakın bu zamdan şikayet ediyoruz ha. Bu başbakanın şeyi değil. Bu bizim kaderimiz, devletimizin kaderi, memleketimizin. Yani Türkiye'nin kaderi bu, yokluk. Her yer yaşıyor yokluğu. Bunu başbakan yapmadı ki, o fakirliği o getirmedi ki. Ama insanlar tasavvufta olmadıkları için bunu anlamıyorlar. Bunu kaderimiz bizim yaşayacağız. Hangi başbakan gelirse gelsin, gelen giden aradır da o da aynı bu rezilliği çekecek, bunu yaşayacak. Çünkü biz çok azdık toplum olarak. Peçeteler, huzuri masraflar, bilmem seyahatler, izinler, biz tatiller, şunlar bunlar dursun da biz karnımızı doyuramıyoruz, biz et görmüyoruz, bir şey görmüyoruz yani toplum olarak. Bu asla devletin hatası değil. Devletin hatası şu yani, biraz belki aklımız yetmez, bizim okumuşluğumuz yok ileri seviyede ama işte zenginden alıp fakire verecek, bir ikinci şıkta para toplanacak. Bir havuzda her fakirleri kalkındıracağız. Biraz normal hale getirdim mi onlar kendi başına idare eder. Ama sıfır evde çocuklar üstünü başını yırtıyor yemin ederim. Bak şu götürdüğüm yer, çok şükür ki iyi bir şeyle karşılaştım dün evvelsi gün. Biraz yardım gelecek. İşte arayan melasını da bulur, mevla aslında da bulur. Biraz da herkes duyarsız kızım. Herkes duyarsız. Şimdi devlet nasıl uygun görüyorsa ona saygı duymamız gerek. Zamlar normal mi sizce? Normal yavrucuğum. Ya. Hiç ne duruyor ki? Hiçbir şey durmuyor. Her şey devam ediyor. Ona da saygı duymak gerek. Emeklisine veriyor. Sağa veriyor, sola veriyor. Herkese zamını veriyor. Ondan onu karşılıyor. Çok güzel bir şey. Saygı duymak gerek. Yaşamak gerekiyorsa onun da adımımızı ona göre atmamız gerekiyor. Hiç yanlış bir şey. Yanlış da değil ki, gün güne zam geliyor. Gün güne her şeye zam. Geçim çok zorlaştı gerçekten öyle. Zaten gelmedik zam yok, her şeye zam geldi. Yenim. Allah millete yardım etsin, çoluğuna çocuğuna herkesin. Gene bizim horantamız yok benim mesela. Ama horantası olan ne yapacak? Her şeye zam. Şimdi bir şeye zam değil ki zaten. 100 lirayla bir şey alamıyorsun. 100 lirayla bir şeye varamıyorsun. Allah herkesin yardımcısı olsun. Çok bu vatandaş ne yiyip ne içecek ya, Allah Allah. Öldürdüler milleti. Karşı oraya koyacak, şekeri bakıp bakıp gülecek. Çay içmeyeceğim. Çok kötü bir şey oldu yani. Ha, ben askeri ücretiyle çalışıyorum ama yetiştiremiyorum. Şu anki malum hükümetin istifa etmesi gerekmiyor mu sizce de? Halk bu kadar kan ağlarken daha nereye? Ne kadar bu kadar zam? 3 lira olduğunda yüzümüze tükürün demişlerdi. Dolar şu an 10 lira. Euro 11,5-12 lira. Daha ne bekliyoruz? Demek ki gerekli de yapmıştı yani. Zamlar normal mi? Ya zamlar ihtiyacı olmasa yapmazlar herhalde. Demek ki normal. Dolar böyle artarsa, euro artarsa, altın artarsa, dünyada bizimle bu kadar uğraşırsa normal. Valla hiçbir şey değil. Akşam yatıyoruz, zam, sabah kalkıyoruz. Değişik bir zamlar. Yani vatandaş neredeyse ekmeğe muhtaç olacak. Öyle bir duruma düştük şu anda.